Evet efendim. Programın bu bölümünde siz varsınız. Sizin sorularınız var. Hep buradan telefon numaralarımızı ve e-mail adreslerimizi okuyorum. İşte o gönderdiğiniz e-mail'lerle, ettiğiniz telefonlarla programımızın bu bölümünü yönlendirmiş bulunuyoruz. Tekrar veriyorum telefonlarımızı: 0212 331 66 24 25, 0212 331 66 51 52 numaralardan telefonla doktoraytu.tv360.com.tr'den e-maillerinize bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşın ki biz de bu soruları cevaplayalım. Böyle programlar yapalım. Sadece benim şimdi cevaplayacağım gebelik soruları değil. Her konuda sorabilirsiniz. Sorular birikince evet bu konuda ihtiyaç varmış dedikçe uzmanlarımızı getirip tek tek sorularınızı cevaplıyor olacağız. Evet şimdi bugün gebelikle konuşacağız. Çok önemli. Gebeliğin arkasından benim anlatacaklarım arkasından da Hamilelikte, gebelikte ne yemeli ne yememeli nelere ihtiyacımız var onları uzmanıyla konuşuyor olacağız. Ama önce sizin sorularınız hemen ilk sorumuzu alalım ekrana. Evet şimdi sorularımız gelecek ve gelen sorularımıza biz de cevapları vereceğiz. Ha, hamilelikten korkuyorum, hamilelikte vücudumda nasıl değişimler oluyor? Evet hamilelikten korkuyorum, ee, hanımlar tabii korkuyorlar hamilelikten. Haklılar çünkü vücudunda... İstenmedik değişiklikler oluyor e, Vücut şeklinde gerçekten istenmedik değişiklikler oluyor Ama şunu da söyleyeyim Hamilelik bir kadın için belki de hayatının en güzel hislerini hissettiği dönemdir Doğru mu? Evet izleyicilerimiz de onayladılar Çünkü burada böyle kadın ağırlıklı bir grubumuz var Gerçekten hamilelik duygularınızın çok yükseldiği bir dönem Vücutta bir takım değişiklikler olacak Sonrasında genellikle vücut kendini toparlıyor her şeyin başı sizin dikkatli olmanız. Hamilelikte eğer dikkatli ve ölçülü olursanız hayatın tümünde olduğu gibi o zaman hamilelikte size kalıcı zararlar vermez. Evet birazcık karnınızın altında ufak bir koyu renk çizgi kalabilir. Birazcık karın çevresinde ufak tefek sedefsi çatlak benzeri yerler olabilir. Birazcık karnınız eskisi kadar dimdik ve sert durmayabilir. Ama bir çocuk sahibi oluyorsunuz. Bunun değeri hiç onlarla kıyaslanmaz. Dolayısıyla lütfen hamilelikten korkmayın. Yeter ki bilgili, düzenli, ölçülü bir hamilelik geçirin. O zaman hiç korkacak bir şey kalmaz. İkinci sorumuzu alalım lütfen. Evet ikinci sorumuz ekrana geliyor. Şimdi bakalım ne sorulmuş. Evet geldi ekrana. Hamilelikte plasenta oluşuyormuş. Plasenta ne işe yarar? Doğumdan sonra vücudumda kalır mı? Evet plasenta dediğimiz şey nedir? Biz buna genellikle halk arasında bebeğin eşi deniyor. Bebeğin eşi plasenta dediğimiz şey çok enteresan bir yapı. İlk bebek rahime düştüğünde sadece döllenmiş bir yumurta, içinde birçok hücresi olan bir yumurta. Bu yumurta orada açılıyor ve hücreler duvara yapışıyor, rahim duvarına yapışıyor. İşte bu rahim duvarına yapışırken bu hücrelerin bir kısmı bebek oluyor, bir kısmı plasenta. Kim niye bebek oluyor, niye plasenta oluyor bunları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu, plasenta dediğimiz belki de hayatta görebileceğimiz en fonksiyonel, onun kadar iyi işleyen bir mekanizma ben daha bilmiyorum. Kara ciğerimizi düşünün, hep diyoruz vücudumuzun fabrikası çok iyi işler. Plasenta ondan da başarılı bir organ. 9 ay boyunca anne ile bebeğin arasında bir geçit sağlıyor. Yani anneden kan geliyor plasentaya, plasentadan göbek kordonuyla gidiyor bebeğe. Plasenta bu arada bütün kötü maddeleri hepsini filtre ediyor, tutuyor, bebeğe geçmesini engelliyor. İyi maddeleri alıyor, bebeğe götürüyor. Yani sadece geçişine izin vermiyor. Aynı zamanda onları bebeğe götürüyor, taşıyor bebeğe. Onu besliyor, büyütüyor ve son aylarda baktığımızda plasenta toplamda yarım kiloluk bir organ. Şöyle elinizde tuttuğunuzda ciğer gibi e, küçük bir organ. Ama bu yarım kiloluk organ inanılmaz işler yapıyor. Ve hamileye sonuna doğru görüyorsunuz bu böyle yavaş yavaş kireçleniyor. Ömrü 9 ay. 9 ay sonra bu plasenta ömrünü bitirecek. Yavaş yavaş kireçleniyor. Biraz daha böyle büzülmeye başlıyor. Hani kurumuş bir kek gibi oluyor. Öyle düşünün. Küçülüyor, küçülüyor. Biz diyoruz ki artık plasenta yaşlandı. Doğumun zamanı yaklaştı, geliyor. Derken plasenta sonuna geliyor. Doğumda plasenta mutlaka dışarı çıkar, kalmaz vücutta. Bebeğin o su kesesinin zarlarıyla beraber plasenta da doğumda dışarı gelir. Bazı durumlarda plasenta sorun yaratır. Ne zaman? Geçirilmiş müdahaleli doğumlar varsa, geçirilmiş mecburi kürtajlar varsa, o zaman rahim duvarındaki hasar varsa, plasenta rahim duvarına yapıştığı için doğumda rahim duvarından plasenta güzel ayrılmaz. Bazı hücreleri orada kalır. Kalınca ne olur? Hep anneden kanı geçiriyordu ya. Kalan hücreler ha bire kanamaya başlar. Annenin kanını devamlı rahimin içine vermeye başlar. İşte bazen etrafınızda duyarsınız. Doğumdan sonra kanaması durmamış rahimini almışlar. Evet bu plasentanın hücreleri içeriden temizlenemediği için, o duvardan ayrılmadığı için, o sürekli kanadığı için bizim yapacak bir şeyimiz kalmaz. Onu durdurmaya çalışır ama durmuyorsa da Doğum sonrasında bazen nadiren çok nadiren o rahimin alınması ve kanamanın durdurulması gerekir. İşte plasenta bence tanıdığım en mucizevi organ diyelim. En mucizevi işleri yapan, hayatı başlatan, hayatımızın hani ilk ebesi plasentadır. Bebeğin eşi demek boşuna değil, çok doğru bir tanım bence. Evet, bir sonraki sorumuzu alalım lütfen. Bebeğim sağlıklı doğacak mı? Sağlıklı bir şekilde doğum yapmak için neler yapmalıyım? Şimdi bebeğimiz sağlıklı doğacak mı? Bebeğimizin sağlıklı doğması için bir kere mutlaka kontrollere gitmemiz lazım. Kontrollerimizi şöyle bir dünyada kabul edilen şekliyle söyleyecek olursak. Bir, hamile kalmayı planladığımızda gitmemiz lazım. Hamile kalmayı planladığımızda gittiğimizde bize doktorumuz bazı testler yapıp bir folik asit verecek ve yolumuza devam edeceğiz. Hamile kaldıktan sonra hemen gebelik testiyle beraber bir randevu alıp yaklaşık son adetten 6 hafta kadar sonra ilk kalp atımı kese hepsini görüyor oluyoruz ultrasonda. Demek ki ilk şey son adetten sonra ilk muayenemiz 6 hafta civarında bir ultrasonla bebeğin kesesinin kalp atımının görülmesi. O 2 milimlik 3 milimlik bebeğin böyle pıt 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 pıt, pıt, pıt kalbinin attığını görüyoruz. İşte bu 6 haftalık muayeneden sonra biz bebeği bir kez de 8. haftada görüyoruz. Ondan sonraki takiplerimiz hep 4 haftada bir. Yani 12. hafta, 16. hafta, 20. hafta, 24. hafta, 28. hafta, 28. hafta yaklaşık 6,5 aya falan geliyor. 28. haftaya geldiğimizde gebelik 40 hafta, daha önümüzde 12 hafta var ama artık biraz işler sıklaşmaya başlıyor. Neden? Çünkü bundan sonra riskler başlıyor. 28'den sonra 2 haftada bir gidiyoruz doktora. 30, 32, 34, 36'ya geldiğimizde artık haftalık gitmeye başlıyoruz. İşte bu takipleri düzenli yaparsak, doktorumuzun söylediği tetkiklerini yaptırsak çok bir şey değil. Tetkikler nedir? Bir 12. haftada bir ense kalınlığı bakıyoruz, ikili test yapıyoruz. 16. haftada üçlü ya da dörtlü test yapıyoruz. 21, 22. hafta civarında bir doppler ultrason dediğimiz detaylı ultrason yapıyoruz. 24-28 haftası bir şeker taraması yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman ve bu düzenli kontrole gittiğimizde gerçekten korkacak bir şey yok. Şu hayata hakimi değiliz. Kaderimizde ne varsa onu yaşıyoruz ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Bunları yaptığımızda kalp atımı duyulan bir bebek 6. haftada yüzde %95 sağlıklı bir biçimde doğar. Bir sorumuz var. Evet alalım. Hocam iyi günler. Ay pardon çok özür dilerim. Benim gelinim 3 aylık hamile. çok az yemek yiyor. geçici mi? Ne önerebilirsiniz? Peki. Çok az yemek yiyor. Evet. Şimdi e, hamilelikte bu çok güzel bir soru oldu. Çünkü hep soruluyor ve korkuluyor. İşte bulantısı, kusması var. Yemek yemedi bebek gelişecek mi falan filan. Şimdi ben diyorum ki size şunu söyleyeyim. Bir kere bebek 3 aya geldiğinde yaklaşık 6 santim, 8 santim, 10 santim. Yani şu kadar bir şey. Şimdi bu kadarcık şöyle şu kadarcık bir şey için ne kadar yeseniz yemeseniz bebeğe çok bir şey değişmez. Onun için bir kere bundan korkmayın. Yani bebekte bebeği besleyeyim diye de uğraşmayın hamilelikte. Hep annelere bunu söylüyoruz. Siz normal yemeğinizi yiyin. İlk 3 ayda, ilk 3 ayda biz annelerin 0 ile 2 kilo arasında kilo almasını istiyoruz. 0 ile 2 kilo. Yani 2 kilo alsa da olur, hiç kilo almasa da olur. Dolayısıyla burada genellikle işte bulantılar, o kusmalar olduğu dönemde isterse yesin, isterse yemesin. Biraz kuru peksimet yiyip birazcık suyunu içtiği zaman bile o insan rahatlıkta yaşar. O hamilelik güzel gider. İlerleyen dönemlerde de çok yemek asla gerekmiyor. Yemenin kaliteli olması gerekiyor. Ne istiyoruz? Meyve sebze ağırlıklı. Biraz etini sütünü yesin. Karbonhidrat yemese de olur ama istiyorsa onu da yesin. Çok fazla kilo almasın. Yani bir annenin, bir hamilenin yemek yiyip yememesi sizin korkunuz olmasın. O canı istediğinde yesin, istemediğinde yemesin. Vücut ona söyler zaten ama önemli olan bizim hamilekte kullandığımız bazı vitaminler var. İstediği kadar yesin, bazı vitaminler, bazı demir hamilekte eksiliyor. Bunu engelleyemez. Dolayısıyla takviyelerini doktorun verdiği şekilde düzenli olarak alsın, bunları alırsa... O zaman istediği kadar yesin, istediği kadar yemesin. Kilo olarak da tercihen bir hamilelikte biz 9 ile 12 kilo arasında olmasını istiyoruz ama günümüzde ince giriyor kadınlar hamileliğe. İnce girince 15-18 kilolara kadar da çıkabiliyorlar. Bunları da biz gayet normal karşılıyoruz. Yeter ki kilo alma düzenli gitsin. Yani bir anda 8 kilo, bir anda ödeme bağlı bir şey onlar bizi korkutuyor yoksa hamilelikte kilonun artık eskisi gibi değil çok da önemli bir farkı birbirinden ayrımı yok. Çok teşekkür ederiz. Biz ederim, teşekkür hocam. ederiz. Hemen soru alalım, ekranımıza gelsin sorumuz. Onu da cevaplayalım efendim. Gördüğünüz gibi hamilelikte korkacak bir şey yok. Yeter ki kontrol altında olsun. Normal doğumdan korkuyorum. Sezeryen doğumların bebeğin sağlığını bozduğu söyleniyor. Sizce ne yapmalıyım? Şimdi şunu açıklayalım. Bir kere insanlık binlerce yıl normal doğum yani vajinal doğum yapmış. Bir kere bundan korkacak bir şey yok. Ha, ağrısı var mı? Evet doğum çok ağrılı bir şey. Onun için de epidural anestezi dediğimiz şey var. Yani belden yapılan bir uyuşturmayla hem bilinciniz açık hem normal doğumunuzu yaşarken ağrısız da duymadan bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Sezeryen ne zaman? Sezeryan de çok önemli bir şey. Çünkü bebeğin 4 kilonun üstünde olduğu durumlarda bebeğin 2,5 kilonun altında olduğu durumlarda erken doğumlarda bebeği korumak için ya da annenin doğum kanalı herkesin bir değil. Yani şöyle düşünelim. Hepimizin yüzü bir olmadığı gibi bu kalça kemikleri de birbirinin aynısı değil. Bebeğin geçmesi gereken kalçanın içinde bir kanal var. Bu kanalda bazen çıkıntılar, girintiler, darlıklar, genişlikler, farklı açı, e, çaplar oluyor. Bu çaplara bebeğin başının uyması lazım. Bebeğin başı büyük olabilir annenin kalçası dar olabilir. Bir sürü sıkıntı olabilir. Bütün bunlar durumunda sezeryanda gerekli bir işlemdir. Sezeryandan da korkmayalım. Çünkü artık sezeryan günümüzde milyonlarca yapılan bir ameliyat. Çok rutin yapılan, çok kısa süren, uygun tekniklerde insanın hemen toparlandığı çok rahat bir operasyon. Gerekli yerlerde her ikisinde kullanılabileceği. Yani şöyle söyleyeyim. Bir bebeği müdahaleli doğum dediğimiz eskiden çok yapardık vakumlar, forcepsler, şunlar bunlar zorlanacağınız bir yerde bir sezeryen doğum ve beyin sağlığı ve genel gelecekteki sağlığı açısından çok daha rahat bir çözüm olacaktır. Ama normal doğum özellikle epidural dediğimiz bu beldeki anesteziyle rahatlıkla yapabileceğiniz bir doğum çeşididir. Ağrısından, sızısından korkmayın diyoruz ve sorumuzu alıyoruz. Evet efendim şimdi ekrana geliyor sorumuz. Hamilelikten önce hangi testleri yaptırmalıyım? Bu çok güzel bir soru. Hangi testler? Efendim biz özellikle bir kan tahlilini istiyoruz. Bir şeker tahlili, açlık kan şekeri ve hemoglobin A1c. Eğer ailede bir e, hikaye varsa, geçmiş 3 ayınızı gösteren bir şeker takibiyle bize bir kan testi söylüyor. Bunlara bir bakıyoruz. Bir de eğer biraz daha geç yani böyle 4-5 ay sonra 6 ay sonra planlıyorsanız o zaman... Kızamıkçık bakıyoruz. Kızamıkçığın çünkü bir aşısı var. Biz niye istemiyoruz? Kızamıkçık hamileliğin ilk dönemlerinde ortaya çıkarsa anne eğer geçirmediyse ve aşılı değilse ve kızamıkçık mikrobunu almışsa yeni oluşan bir bebekte kızamıkçık mikrobu da varsa anne de bebekte bazı duyma ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Onun için hamileliğin ilk döneminde istemediğimiz bir enfeksiyon. Dolayısıyla buna bakıp gerekiyor sonunda aşısını yapıyoruz ama aşıyı yaptıktan sonra birkaç ay bir hamile kalmamak gerektiğinden hemen hamile kalmayı düşünüyorsanız başka. Zaten şöyle söyleyeyim hani kitaplarda yazan şeyler farklı ama Türkiye'de bana gelen binlerce gördüğüm hamilenin içinde kızamıkçı pozitif olmayan çok az kişi var. Genellikle hepimiz bunu geçirmiş oluyoruz. Onun için de çok bir sorun değil. Hamilelikten önce yapılacak testler bunlar ha, ailede bilinen şeyler varsa mesela. Baba talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi taşıyıcı. Anne hemen yaptırıp baktırması lazım taşıyıcı mıyım değil miyim diye. Ailede bilinen bir kromozom bozukluğu var. Bende var mı diye baktırması lazım. Yani bilinen şeyler dışında rutin herkese yapılanlar çok basit bir şeker taraması bir kan tahlili bir de bakılacaksa kızamıkça bakmak yeterli olur diyoruz. Evet efendim bir sonraki sorumuzu alalım. O da ekrana gelsin. Doğumdan sonra sütüm olacak mı? Bebeğimi emzirebilecek miyim? Evet, annelerin kabusu, korkulu rüyası. Özellikle göğüsleri küçük olan anneler böyle bir paniğe kapılıyorlar. Eyvah ben de süt olacak mı? Bebeğim doyacak mı? Bırakın onu. Normal sütü gelenler bile şuna şey yapıyor. Ben emziriyorum ama acaba doyuyor mu? Ha bu hep soru. Şimdi şunu merak etmeyin. Vücut onu doyuruyor. Ha çok nadiren gerçekten yetmiyor süt. Yani bazen üretim düşük olabiliyor. Gebelikten sonra hemen başlamaz. Yani doğum olur olmaz süt hemen gelmez. Kimisinde gelebilir ama çoğunlukla birkaç gün içinde gelir. O dönemde gelen şeyin miktarı azdır ama içeriği çok kuvvetli olduğu için bebeğe o yeterlidir. Bebeği o besler. Mutlaka doğumdan sonra annenin süt vermeye çalışması lazım. Çünkü o göğsün ürettiği maddenin içinde çok koruyucu bağışıklık hücreleri, proteinler bebeği ilk besleyecek şeyler var. Onun için annenin sütü çok kıymetli ve çok önemli. Bebeği besliyip beslemediğini nereden anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Çocuk doktoru takip ediyor. Aylık takiplere gidiyorsunuz bebeğinizle beraber. Aylık takiplerde bebeğin kilosunda, boy büyümesinde düşme varsa o zaman diyor ki size ek şeyleri alın. Ama yoksa sütünüz onu besliyor. Gayet güzel 6 aya kadar bebeğinizi anne sütüyle. Daha sonra da sütü devam edip yanında başka şeylerle besleyebilirsiniz. Sütüm olacak mı? Bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle %90 üstüne her annenin sütü olur. Yapacağınız şey sadece ve sadece bol su içmek. Su sütün oluşumuna ciddi bir katkıda bulunur. Bunun dışında hani onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim, bunu mu içimlerin çok önemi yok. Bol su sütü sağlar. Hemen bir soru daha alalım. Evet ekranımıza geldi. Gene sütüm olacak mı geldi değiştirelim. Gebelik sürecinde sürekli muayene olmalı mıyım? Evet şimdi burada çok önemli. Bir kere ilk muayenenizi mutlaka biz vajinal ultrason dediğimiz ultrasonla yapıyoruz. Çünkü bebeğin yerleştiği kese, kalp atımı bunları en iyi onlarla görüyoruz. Hamilelikte muayene olmaktan korkmayın. Biz hamileliğin devamında 3 aydan sonra genellikle artık karından bakıyoruz her şeye. Ama sonuna yaklaştığımızda özellikle normal doğum yapacak bir annede mutlaka vajinal bir kültür almak, ee, orada akıntı var mı yok mu? Bir de tabii bu kalça yapısı uygun mu değil mi? Bebek buradan geçer mi? Bebeğin boyutu nedir gibi şeyler için vajinal muayeneler gerekir. Onun için buna da bakmak lazım. Son bir soru alalım ve onunla kapatalım efendim. Bakalım ne geliyormuş. Yemek yemiyorum. Bebeğimin sağlığını olumsuz etkiler mi? Bir sonraki soruya geçelim çünkü bunu aşağı yukarı cevapladık. Siz yeseniz de yemeseniz de bebeğiniz aslında sizden beslenir. Şöyle bir örnek vereyim kısaca. Sizin vücudunuzda 10 olması gereken bir şey 1 ise ve bebeğin 1'e ihtiyacı varsa o biri sizden alır sıfırlar sizi. Yani hiç merak etmeyin bebek istediğini alır. Gün içerisinde çok kahve ve çay tüketiyorum. Bebeğimin sağlığını olumsuz etkiler mi? Kahve ve çayı gerçekten kısıtlıyoruz. Niye kısıtlıyoruz? Fazla uyarıcı şeyler sizde kan akımını çok hızlandırıyor, kalp ritmini çok hızlandırıyor, bebeği de hızlandırıyor. Bunu istemiyoruz bebekte. Biz günde bir fincan, bir büyük fincan çay artı kahve size yeter diyoruz. Daha az içiyorsanız daha iyi. Ama illa ki ben bunu içeceğim diyorsanız bir fincanla kısıtlayın. Bir tane Türk kahvesi içebilirsiniz. Bir bardakta açık çayınızı içebilirsiniz. Bunlar bebeğe zararı dokunmaz. Ama abartmamak lazım. Vücudu çok hızlandıracak şeyleri kullanmamak lazım.